Arkadaşlar merhaba, YouTube kanalıma hepiniz hoş geldiniz. Bugün Tekben konuşacağız arkadaşlar. Tekben koduyla Borsa İstanbul'da faaliyet göstermekte olan şirketimizin genel anlamda her zaman yaptığımız gibi internet sitesine bir gireceğiz. Tekben nedir, ne iş yapar? Ardından son 5 kap haberlerine bakarız. Fintables tarafına geçeriz. Takas Bank da hangi kurumların elinde takas olarak tuttuğuna bakar. Daha sonrasında teknik analizine geçer. Videomuzu bitiririz arkadaşlar. Güzel bir inceleme olacağını düşünüyorum. Tek ben beğendiğim şirketlerden, beğendiğim hisselerden bir tanesi ve hala endeks üzeri getiri yapmamış şirketlerden bir tanesi. Yani ne demek istiyorum? Kısacası bu bir fırsat olabilir tek ben için. O yüzden çok uzatmadan internet sitesine geçiş yapalım. Videomuza başlamadan biliyorsunuz burada yer alan bilgi, yorum ve tavsiyeler yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Sizler de yatırım kararı almak adına kendi araştırmalarınızı mutlaka yapın. Şimdi Tekben'e girdiğimizde arkadaşlar güçlü görseller bizleri karşılıyor buralarda. Bu tek tek slide görüntülerini inceleyebilirsiniz şuradan. Diğer görsellere mutlaka bakın. Burada bakın projeleri vesaire her şeyi bizlere gösteriyor görsellerle birlikte. Toros chat falan her şeyi görebiliyorsunuz. Onun haricinde Tekben'in kap haberlerine de güzel oluşumlar var. Ona da geçeceğim. Şimdi öncelikle bir hakkımızda tarafına geçelim. Bakın hakkımızda tarafına rakamlarla aslında bizlere açıklamışlar. Demişler ki satış gelirleri dağılımını biz sizlere bir sunalım burada demişler. Ve burada 2021 yılında mühendislik ve taahhüt tarafındaki satış gelirlerini sunmuşlar. 2022 tarafında kimya sanayinde mesela bir patlama gelmiş %58'likle. Mühendislik tarafı %35'e düşmüş. 2020 yılında ise tam tersiymiş. Yine baktığımızda biz yakın zamanda incelersek 2022 bizim için daha mantıklı inceleme bakımından. Kimyada %58'lik, hizmette %4,9'luk. Tarım tarafında ise yine baktığımızda %0,9'luk, mühendislik %35,6'lık. Aslında burada yatırımlarından, mühendislik ve taahhütten, kimya sanayi, tarımsal üretim ve hizmetlere olan dağılımlarını bahsetmişler. Satış gelirleri konsolide milyon TL olarak da burada bahsedilmiş tabii ki bize. Baktığımızda burada 16 milyon 223 binlik bir satış bir tarafta var. Yine siyah barda farklı satışlar mevcut. FOVÖK'ten bahsetmiş. Net dönem kâr zararından da bahsetmiş. Bu rakamları zaten baktığımızda birazdan Fintables tarafında da inceleyeceğiz. Şimdi çalışan sayısı 2020 yılında 16.543 iken yine 2022 yılında 11.950 çalışanla faaliyet gösterdiğini görebiliyoruz Tekben'in. Peki gelin bir de tarihçesine bakalım Tekben'in. Tekben 1956 yılında temelleri atılan bir şirket ve 3 genç girişimci Feyyaz Berker, Nihat Gökyiğit ve Necati Akçağlılar tarafından 1956 yılında Tekben'in arkadaşlar temelleri atılıyor. Tarih baktığımızda teknolojinin ve bilimin izinde 67 yıl geçirdiklerini görüyoruz burada. Tabii ki kısa kısa özetlerle biraz atlayarak gelmeye çalışacağım. Yeni alanlar, yeni iş fırsatları diyerek Tekben, özel uzmanlık gerektirmeyen düz inşaat ve harfiyet işlerinde yoğunlaşan ilk faaliyetlerinin ardından Williams Brothers firması kontrolünde İstanbul Boğazı'nın altından 6 inçlik 2 adet akaryakıt borusu geçirilmesi işi. Projeye taşeron olarak katılan Tekben'in ilk kez bir boru hattı projesine tanışmasını sağlamış ve gelecekte dünyanın sayılı boru hattı müteahhitlerinden biri haline gelmesiyle sonuçlanmış. Bakın buradaki ilk atılımdan bahsetmiş. 1960'ların başında Türkiye'deki ağır sanayi hem de Orta Doğu ve hafif sanayi bakımından birçok yatırıma sahne olmuş. Şirketin faaliyetlerinin daha çok sanayi ve altyapı tesislerine yönelmesine yol açmış. Bu dönemde Türkiye'nin haddelenmiş yassı demir çelik fiyatını karşılamak üzere 1961 yılında inşaata başlanan Ereğli Demir Çelik Fabrikası'ndaki bazı düz inşaat işlerini üstlenmiş. Aynı zamanda fabrikanın soğutma ve kullanma suyunun temin edilen Gülüç Barajı'nı inşa ederek o güne kadarki en önemli projelerinden birisini gerçekleştirmiş arkadaşlar Tekfen. Tekfen, büyüme stratejisinde öncelikle bir yer tutacak olan boru hatları ve petrol gaz tesislerini hedef almış. 1966-60 yılında Tekfen'in kendi başına inşa ettiği boru hatlarının ilk örneklerinden birisi Bulgur Dağı'ndaki 4,5 inç çapında 10 kilometre uzunluğunda toplama hatları ile 8 inç çapındaki Kürkan pirinçlik boru hattı. Sonraki yıllarda üstlenecekleri daha büyük projeler için hazırlık mahiyeti taşımış arkadaşlar. Yine Türkiye'nin en büyük petrokimya tesislerinden biri olan aynı dönemde inşaatına başlanan İstanbul Petrol Rafinası İpraş, her köşesinde Tekfen'in izini taşıyan tesislerinden biri olmuş. Yani bu tarafta da Tekfen'in
büyük atılımları var. 1965 yılında yine inşaata başlanan Batman petrol sahasını İskenderun Körfezi'ne bağlayan 493 kilometre uzunluğundaki Batman İskenderun hem petrol boru hattı da o güne kadar Türkiye'de inşa edilen en büyük boru hattı olarak Tekfen'in önemli işleri arasında yer almış. Her geçen gün boru hatları ve sıvı gaz depolama tankları ve sanayi tesisleri konusunda deneyimlerini arttırmış ve yine aynı oranda da donanımlarını da arttırarak Tekfen'in çalışmaları o günlerde bu tür hizmetleri verebilecek firma sayısının birkaç taneye geçmediği, ülkemizde işverenler tarafından da büyük takdirde karşılandığı ve yine firmaya yerli ve yabancı proje sahiplerinin vazgeçilmez tercihlerinden birisi haline getirmiş firmayı. Yani o kadar güçlü bir şirketten, geleceğe dönük atılımlarını iyi kullanan şirketten bahsediyoruz. Bunları es geçmemek gerekiyor. Endüstriyel üretime de ilk adımı atmış, aydınlatma konusunda sadece üretimle sınırlı bir ticari faaliyet olarak değil, aynı zamanda bir mühendislik ve kurumsal eğitim konusunda da ele almış. Bu amaçla fabrikanın giriş katında Tekfen aydınlatma endüstrisini kurmuş. Floresan imal etmek üzere İzmit'te ikinci bir fabrika kurmuşlar. Yine 1999 yılında yaşanan deprem nedeniyle söz konusu fabrikanın hasar görmesi ve Türkiye'nin artık ampul üretimi için cazip bir pazar olma özelliğini yitirmesi nedeniyle 2022 yılında üretimine Çin'de devam edilmesine karar verilmiş. Bakın Çin'e taşımışlar. Yine baktığımızda güçlenerek yola devam ettiğini görüyoruz. Buradaki rakamlar daha büyük rakamlar. Nelerden bahsediyorum? 1967 yılında İstanbul'u taşıyan Tekfen İnşaat anonim şirket statüsüne geçmiş. Böylece Tekfen İnşaat ve Tesisat yani TİTAŞ kurulmuş ve firma ilk projesini Türkiye'deki otomotiv sanayinin temel taşlarından birisi olan Tofaş fabrikasının inşaatını yaparak gerçekleştirmiş. Şimdi Tofaş'ın ülkedeki ekonomisini düşünün. Yani onun fabrikasının yapımında bile Tekfen var. Yine atlaya atlaya geçiyorum biraz daha. Missüt çıkıyor karşımıza. Tekfen, inşaat ve mühendislik alanlarındaki faaliyetlerin dışında gerçekleştirdiği endüstriyel yatırımların en önemlilerinden biri de 1976 yılında dayanıklı süt ve süt ürünleri yapımını kurmak üzere Missüt AŞ arkadaşlar. Kuruluşun faaliyete geçtiği yıllarda Türkiye'de yaşanan ekonomik olumsuzluklara rağmen birkaç yıl içinde kâra geçen Missüt, 1980'lerden itibaren ihracat olanaklarının artması sayesinde önemli bir büyüme trendi yakalamış ve ilerleyen yıllarda kendi sektöründe pazar liderliğini ele geçirmiş. Missüt artık zaten raflarda çok fazla görüyorsunuz. Tekfen'in Missüt ile başlayan ve kısa zamanda içinde önemli bir hacme ulaşan ihracat faaliyetleri Tekfen dışında başka firmaların da ürünlerini yurt dışına pazarlamak üzere 1981 yılında Tekfen Dış Ticaret AŞ'nin kurulmasına zemin hazırlamış. Kısa zaman içinde 50'ye yakın ülkede faaliyet göstermeye ve farklı sektörlerden 200'ün üzerinde sanayi kuruluşuna yurt dışında temsilcilik hizmeti vermeye başlamış ve yine kuruluşundan yalnızca 6 yıl sonra Türkiye'nin en büyük ihracatçısı unvanını kazanmış. Toros gübreyle yeni denizlere diyor. Toros gübrede de artık Tekfen görüyorsunuz. Ve yine aşağılara indiğimizde petrol terminalciliğine yönelik olarak fabrika sahası içinde inşa edilen depolama tankları günümüzde önemli bir gelir kaynağı durumunda arkadaşlar. Yine baktığımızda bunu biraz daha açacak olursak sunduğu terminal hizmetlerinin gün geçtikçe daha fazla talep görmesi nedeniyle 1990 yılında kapasitesi artırılan Toros Terminal bugün Doğu Akdeniz bölgesinin en büyük limanı olarak İskenderun limanından daha fazla iş yapmakta. Terminal dışında gübre faaliyetlerinin bir uzantısı olarak 1986 yılında Adana'da bir torba fabrikası satın alınmış. 1990 sonrasında ise zirai ilaç, tohum ilacı ve aşılı fide üretimi alanlarında önemli yatırımlar yapılmış. 2000'li yılların ortasında Toros gübreden tarla ve sebze tohumculuğuna, fidecilikten tahıl ve yem hammaddeciliklerine, ticaretine kadar çok geniş bir faaliyet alanında faaliyet göstermiş şirketimiz. 2004 yılında ise Adana'da tarımsal Arge faaliyetlerinin yürütüldüğü Agripark tesisinin bünyeye alınmasıyla Toros tarımsal sanayi alanındaki lider konumuna daha da pekiştirmiş. Dev projeler dönemi yapılmış Tekfen'de. Ne bu dönemler? Baktığımızda 1983 yılında yapına başlanmış 457 kilometre uzunluğunda 24 içlik yumurtalık ve Kırıkkale ham petrol boru hattını az önce konuşmuştuk. Onun haricinde yine baktığımızda burada arkadaşlar 1980'li yılların sonrasında damgasını vuran en önemli projelerin başında 89 yılında inşaatına başlanan ve bağlantılı yollarla birlikte uzunluğu 300 kilometreyi aşan Tarsus-Gaziantep otoyolu gelmekte. Bir defada yapılan en yüksek bedelli iş olarak firma tarihinde önemli bir dönüm noktası olmuş bu proje. Onun haricinde yine baktığımızda Tekfen
Kurumsal yapı inşaatlarına yönelik faaliyetlerinde de önemli bir artış meydana gelmiş ve yine firma 90'lı yıllar boyunca birçok dev projeye imza atmış. Tekben'in söz konusu dönemsel geleneksel çizgisinin başında geliştirdiği projeler aslında. Ne bu projeler? İstanbul Sinanova ve Ataşehir uydu kentlerini ön sıraya almak. Bu projeleri 1990'ların başında yapımına başlanan 3,5 kilometre uzunluğundaki Şişli-Levent metro hattı ve 97 yılında başlanan 80 bin kişilik Atatürk Olimpiyat Stadı izlemiş. Ayrıca Doğu ve Batı Almanya'nın birleşmesinden sonra 1993 yılında satın alınan EMB yani bu inşaat şirketi, bu şirket Rusya'nın Samara kentinde gerçekleştirilen Çernoreçe askeri konut projesi sadece elverişsiz doğa şartlarından kaynaklanan zorluk derecesi bakımından değil, aynı zamanda Tekben'in o güne kadar gerçekleştirdiği en büyük kamu projelerinden biri olması bakımından da firma tarihinde derin izler bırakmış. Yine biraz daha aşağı gelirsek Tekben yeni iş alanları diyor. Burada neler görebiliyoruz? Tekben proje finansmanı konusunda karşılaştığı zorluklar 1980'lerin ikinci yarısında grubun yatırım ve finansman bankası kurma kararına yol açmış ve böylece 1989 yılında Tekben Bank hayata geçmiş. 1990 yılında İspanya'nın 3. büyük bankası Banesto'nun %10 hisse satın almasıyla ardından daha fazla söz edinen Tekben Bank kurulduğu günden itibaren bankacılık döneminde temkinli ama kararlı bir büyümenin temsilcisi olmuş. Bu nedenle 94 ekonomik krizini sorunsuz atlatmış. Birçok bankanın kapanmak zorunda kaldığı 2001 krizini ise bir fırsat olarak değerlendirerek orta ölçekli bir ticari banka olan Express'i satın almış. Böylece yıllar önce arzu edilen bir hayal hayata geçmiş ve Tekfen Bank için mevduat bankası olma yolu açılmış. Yine tüm bunların ardından biraz daha detaylandırıp bu başlığı mutlaka okuyun bankacılık tarafındaki atılımlarını. Ama yine diğer taraftan Tekfen grup şirketlerinin sigorta ihtiyaçlarını karşılamak üzere 1981 yılında Teknik Servis ve Ticaret AŞ bünyesine yürütülmesiyle başlanan sigortacılık faaliyetlerini 1989 yılında Tekfen Sigortacılık ve Arıcılık Hizmetleri AŞ adıyla ayrı bir şirket çatısı altında toplamış. 1980 ve 1990'lı yıllar bu süreçte böyle ilerlediğini söyleyebiliriz. 2000'li yıllarda gerçekleştiren yeni organizasyon çalışmaları kapsamında gelecek vadeden gayrimenkul projelerine yoğunlaşmak üzere gayrimenkul grubu kurulmasına karar verilmiş. Ve yine burada gayrimenkul grubunda Taksim Rezidansı görüyoruz. Üst gelir gruplarına ve kurumsal müşterilere yönelik bir hizmet bu baktığımızda. Yine yeni yapılandırma yarınlara başlığıyla yeni yapılan baktığımızda Tekfen Vakfı vesaire gibi kuruluşlar görebiliyoruz. Kurucularına bahsettik aslında konuştuk kurucularına az önce paragrafın başında. Şu anki yönetimden bahsedebiliriz üst yönetim ve değerlerinden ve Tekfen'in değerlerine baktığımızda klasik olarak vizyon, misyon ve değerlerini tek tek burada inceleyebilirsiniz. Çalışma ilkelerinden de bizlere bahsetmişler. Politikalarından bahsetmişler. Genel anlamda Tekfen'i kısa kısa özetlerle detaylı incelemeye çalıştım. Faaliyet tarafına bakarsak, Tekfen'in grup şirketlerine bakın bir açıklamaya çalışıyorum. Çok büyük bir şirket geliyor ama burada neler görebiliriz? Tekfen Turizm %100 olarak. Akmerkez Lokantacılık %30. Üçgen Bakım ve Yönetim %27. TSKB Akçansa, Turkaş, Zoren, Gaz Depoyu görüyoruz. Tekfen Tarım %100. Alenar Meyve %100. Akmerkez GEO %10. Tekfen GME %99. Tekfen Sigorta %100. Tekfen Teknoloji %100. Ve Tekfen Ventures %100. Tekfen Ventura Management %100. Yine Tekfen Investing Finansal bu %100. Yine burada Cenip, Berlin, HB bunlar yurt dışı, Sokar, Polimer %10. Bunların hepsinin yüzdelik dilimlerini bizlere paylaşmışlar. Onun haricinde baktığımızda Toros Tarım'da ne var burada? Az önce öve öve bitiremediğimiz Toros Tarım'a bir bakalım. Pardon, geriye gelince çıkmak zorunda kaldık. Şimdi Toros Tarım diyor ki bize Toros Gemi, Toros Terminal, GFC, Toros Gönen Enerji %70, Toros Meram Enerji %99, Taysep %100, Asbaş %10, Mesbaş %9,56, Toros Agroport %100. Tekfen inşaata gelirsek, Tekfen Mühendislik, Asfen %40, Tekfen Ortak Girişim var %85, Tekfen var yine TÜBİN Özdemir %70, Tekfen İmalatı görüyoruz %100, Tekfen TML var, yine Gama Tekfen var. Bunların hepsi bakın Doğuş Tekfen adı ortaklığı var, Orusfen var. Bunların hepsini tek tek bizlere sıralamışlar. Geyt İnşaat vesaire gibi. Bunları da konuştuktan sonra
Ayırmışlar tabii grup şirketlerini. Mühendislik ve tarattık grupları olarak ayırmışlar. Onun haricinde kimya ve sanayi grubu olarak ayrılmış. Yine tarımsal üretim grubu olarak az önce başladığımız başlıkları aslında en başta okumuştuk. Bu tarımsal tarafında tarla ve sebze tohumu vesaire bunlar karşımıza çıkıyor. Hizmet grubu olarak ayrılmış. Burada ne var? Kılavuzculuk, römorkaj, ajantecilik, serbest bölge işletmeciliği, sigorta aracılık hizmetleri, bina tesis yönetimleri alanlarında faaliyet gösterdiğini biliyoruz. Ve yatırım grubunda ise Tekfen, Ventures, inovasyon yatırım girişimlerine yaptığı yatırımlar holding faaliyetleri bünyesinde barındırdığını artık biliyoruz. Genel anlamda artık Tekfen'in neler yaptığını anladık. Şimdi Tekfen'in gelelim Finetables tarafına. 11 milyarlık bir öz kaynaktan bahsediyoruz. Net borcu 2 milyar, finansal borcu 9 milyar ve baktığımızda hemen hemen öz kaynaklarına orantılı. Duran varlıkları 13 milyar ve dönem varlıklarında 22 milyar bir dönem varlık, bir yıl içinde hareket edilecek varlık görebiliyoruz. Şuradaki arkadaşlar çeyreklik karlara bakmak için son 10 çeyreğe bakalım. Baktığımızda 496 milyonluk bir çeyreklik kar gelmiş. Mart ayında eksi 359 milyon iken. Geçtiğimiz yıl aslında bu kar 972 milyonmuş. Hani tabii ki bu kriz vesaire çok fazla etkileyen, savaş falan her şey oldu. Ama tekrar işleri düzeltmeye başlamış. Satışları %39 artmış. Brüt karı %21 artmış. Esas faaliyet karında bir azalma mevcut. Ciddi bir azalma. Favoyumuz %15 azalmış ve net dönem karımız %87 azalmış. Burada bunu görebiliyoruz. Geçtiğimiz yıla oranla. Şirket bilgilerine geçtiğimizde diğer tarafında %49,95'lik halka açıkta %184 milyonluk bir lot görüyoruz. Tabii ki ortakların payları da burada karşımıza çıkıyor. Sermaye artırım ve temettü tarafına geçersek Tekfen tüm bu olumsuzluklara rağmen %8'lik bir hatta %8,88'lik bir temettü verimi çalıştırmış 2023 yılı için. Ne yapmış bu da? İki kez %1,26'lık temettü verimi Tekfen gerçekleştirmiş. 370 milyonluk bir sermaye karşımıza çıkıyor. Aslında baktığımızda böyle düzenli olarak %20, %25 oranında bedelsiz sermaye arttırmayla tabii ki yatırımcılarını mutlu edebilecek şirketlerden bir tanesi olduğunu söyleyebiliriz. Hem holding hem inşaat tarafında karşımıza çıkıyor Tekfen. Holding tarafında 7.65 FK, 1.75 BDD ve 9.54 FOBEK'te fiyatlandığını görürsek sektör ortalamasının içinde diyebiliriz. İnşaat tarafına geçtiğimizde bu ortalamalar gayet ucuz olarak karşımıza çıkıyor Tekfen için. Şimdi Tekfen'in Finetables tarafına baktıktan sonra bir de gelelim Matrix tarafında Takasbank tarafına geçelim. Garanti Bankası'nın ciddi oranda Takasbank'ta Tekfen tuttuğunu %76'lık payla Citibank %5, yatırım fonları %4, Deus Bank yine baktığımızda 3.94, emeklilik fonları 2.91 ve diğer tarafında 8.43'lük bir pay görebiliyoruz. Şimdi geldiğimizde Tekfen'in son 5 kap bildirme dedik. Bir de ona bakalım. Aslında Tekfen'in burada son 5 kap bildirimine baktığımızda yeni özel durum açıklamasında yeni şirket kurulması kapını görüyoruz. Burada nasıl bir kap gelmiş? Tekfen yenilenebilir enerji çözümleri AŞ unvanı ile 10 milyon TL tutarındaki sermayenin tamamı şirketimiz tarafından taahhüt edilecek bir şirket kurulması kararına varılmış. Baktığımızda yine Tekfen Varlık ve Taşınmaz Yönetim AŞ şirketine devri için gerekli işlemlerin başlatılması kararı verilmiş. Grup şirketlerinden Tekfen İmalat ve Mühendislik AŞ'nin Derince'deki arsasının üzerinde yer alan fabrika binasının kısmi bölünme yöntemiyle yeni kurulacak olan ve sermayesi Tekfen İnşaat ve Tesisat AŞ tarafından taahhüt edilecek Tekfen Derince AŞ'ye aktarılmasına karar verilmiş. Bu kap haberini okuduktan sonra Tekfen'in şu anda ilk öncelikle dolar grafiğindeyiz. Bakın Tekfen daha önce aslında dip seviyesini Haziran 2022 yılında yapmış ve orta banta kadar ciddi bir yükseliş gerçekleştirmiş. Şu anda da baktığımızda Tekfen aslında dipten %67 uzaklıkta ama tepeye doğru ilk orta banda baktığımızda Tekfen'imiz %55, asıl tepeye doğru %128'lik bir uzaklık söz konusu. Üst kanal direncine doğru bir hareket gelecekse Tekfen'de 4 dolar 20 sentlere kadar bir hareket gelebilir. Daha önce şuralarda düşen kırılımın net bir şekilde yaptığını görüyoruz. Aslında yine Tekfen'i yakın zamandan takip edenler için arada şöyle majör bir düşen trendi kırılımı yaptığını söyleyebiliriz. Ama bizim için ana trend kırılımımız şu seviyeler, yani Tekfen buradan yukarıya 2,52 dolarlara kadar yükselebilir. Bu yükseliş de Tekfen için aslında %30'luk bir getiri hedefiyle Tekfen'e bir marj yaratabilir. Türk lirası tarafına geçersek bir de Türk lirası tarafını konuşalım. Biliyorum Türk lirası tarafını daha çok merak ediyorsunuz. Türk lirası tarafında Tekfen'de net bir görüntü vardı. Görüntümüz basitti. Şuradan aldığımızda Tekfen'in haftalık grafiğindeyiz. Bir üst kanal direncimiz vardı. Bu üst kanal direncimiz daha önce birçok kez geçilmiş ve geriye doğru net bir şekilde düşüş yaşatmıştı. Hatta
Şurada trend aşağı kırıldığında yeniden yukarı çıktığında biz yine şurada üst kanal direncine takılmıştık. Fakat artık üst kanal direncinin üstünde günlerce kapanış yaparak aslında dip seviyesi olan 47 liralarda Tekfen'in dip seviyesinin onayını almıştık. Yani Tekfen 47-18, 47 bandında dip seviyesini yapmıştı. Biraz daha yakın zamanlı grafik incelersek, günlük grafikte Tekfen'e baktığımızda, şimdi Tekfen'imiz bize diyor ki şu alt destekleri artık egale ettiğimiz için silelim. Daha önce muhtemelen Tekfen'in videosunu çekmişiz. Bu destek ve dirençlerimiz oradan kalmış. Şimdi Tekfen'imizde net bir düşen kırılımı daha önce gelmiş mi? Evet, şurada şöyle gelmiş ve düşen kırılımın hacimli geçtikten sonra kendi içinde gap boşluğundan şuralarda tepki alarak tam trend onayına gelmeden şuralarda gap boşluğundan tepki alarak yukarıya atmayı başarmış. Ve şurada dipte bir obo, yani ters obo, toba görüntüsü vermiş ve bunu yukarıya doğru kırmış. Ve baktığımızda şuradaki tobanın omzunu da vermiş, onu da fiyatladığını görebiliyoruz. Onun haricinde Tekfen'e baktığımızda neler söyleyebiliriz? Tekfen'in 47-18 dibi dedik ve şu andaki oluşumla birlikte aslında Tekfen kendinde yukarıya doğru bir potansiyel barındırıyor. Bir mal toplama zamanı başlamış gibi görüyorum ben. RSI'miz yukarı kalkmak istiyor. Ve hacim tarafında da aslında sıkıntımız yok. Para girişimiz çıkışımız birbirine orantılı. MACD'miz de güçlü duruyor. Ama biz bir türlü şuradaki tepe seviyemizi Tekfen'le geçemiyoruz. Tekfen'le geçmemiz gereken şu anki seviye aslında şöyle rakamlarda karşımıza çıkıyor. Tekfen eğer buralardan yeni bir düşen kırılımı yapacaksa şöyle net bir şekilde şu rakamı geçecek. Bu rakamı geçtikten sonra Tekfen'de arkamıza yaslanma zamanı geldi. 53.65'in üstünde Tekfen görülürse çok güzel bir rakam olarak portföye eklenebilir. Buradan eklenecek Tekfen portföye ilk etapta 69 liralara gider. Daha sonrasında 87 lira hedefi güncel olarak karşımıza çıkar. Peki bir yükselen trend belirleyeceksek, bir stop belirleyeceksek bu stop seviyemiz neresi olabilir? Tekfen için şöyle bir yükselen trendimiz var. Bu yükselen trendimizin dip seviyesi şu aradaki major çizdiğimiz 49 lira 44 seviyesi. Yani şöyle onu da belirtirsek Tekfen için 49 lira 44 seviyesi güzel bir stop noktası olabilir. Stop noktamızı da verdikten sonra Tekfen'in rakamlarını tekrar güncelleyelim. Dedik ki 53.65'i geçerse Tekfen gibi güçlü bir holding, aslında çoğu kişi inşaat şirketi olarak bilebiliyor. Güçlü bir holding, güçlü bir şirket bir an önce kendini yukarıya doğru atmalı. Çünkü şurada oluşturduğu bir üst kanal direnci var. Bu üst kanal direncini yukarıya doğru fiyatlamalı ve artık daha makul rakamlarla yukarıya bir yükseliş yapmalı. Çünkü kanal oluşumu güzel ve baktığımızda aslında kanalın halen dibinde olduğunu söyleyebilirim. Kanal çizgimizi turuncuya çevirdik. Yani yukarıya doğru bu turuncu kanal içinde tekrar yukarıları hedefleyebilir. Şu an geçmekte zorlandığı bir üst kanal direnci var. 53 lira 65 kuruşla. Bu 53 lira 65 kuruş geçildiği takdirde Tekfen'de yukarıya doğru yolculuk hızlanacak. Bu yüzden 53-65 çok önemli. Tabii ki bu arada da bir yatay bant oluşumu var mı? Var. Bu yatay bandında dibi aynı zamanda haftalıktaki dip görüntümüz olan 52 lira 35 kuruş seviyesi. Ve baktığımızda da dip seviyemiz 49 lira 44 kuruş dedik. Takibimiz şimdilik bu şekilde. Bence pardon, 52 lira 35 kuruş hissemizin anlık fiyatı. Bizim hissemizdeki dip seviyemiz dostlar 47 lira 18 kuruş. Burada bir yanlışlık olmasın. 47 lira 18 kuruş dip seviyemiz. Kanalımızın dip seviyesi ise 49.80 civarlarına tekabül ediyor. Buradan yukarıya 53 lira 65 kuruş geçildiği takdirde Tekfen'de muazzam hızlı bir getiri potansiyeli var. Bu değerlendirilebilir. İlk etapta %29, daha sonra %63'lük bir getiri söz konusu. Peki Tekfen tüm bunları geçtikten sonra ne olur? Tekfen bunları geçtikten sonra klasik bir şekilde tabii ki yeni bir formasyon belirleyecek kendini ama kanal katlamaya gider. Kanal katlamaya gittikten sonra işler biraz daha değişir. Yani buralarda o bu sefer Tekfen'deki hedefimiz yukarı yönlü daha güçlü rakamlar olur. Asıl hedefi olan Tekfen'in orta vade hedefi 260 liralara kadar tekabül edebilir. Ama Tekfen için bu rakamlar için daha ne derler? Biraz daha 40 fırın ekmek tabiri çok kaba olabilir ama biraz daha yukarılara doğru zaman oluşması gerekiyor. Bu zaman içinde daha vakit var. Henüz erken. O yüzden ilk önce mantıklı rakamları kovalıyoruz. Mantıklı rakamlarımız ne bizim? Sırayla dirençlerimiz belli. %30 ve %70 getiri hedefiyle üst kanal direnci hedefli şuralarda 90 lira hedefli Tekfen portföyde bulunabilir. Gayet güzel şirketlerden bir tanesi, işleri düzelten ve teknik görünümü olumlu şirketlerden bir tanesi. Bakın Tekfen bir şeyler denemeye çalışıyor.
Umarım bu boşa çıkmaz çünkü oluşumu ben kendi adıma beğendim. Yakından da takip etmeyi düşünüyorum. Bu rakamlar benim için güzel rakamlar. Burada hani düzeltmesini yaptıktan sonra tekrar bir direnç denemesi ama geçememesi, tekrar hala güçlü bir halde denemesi güzel. 53-65'in üstünde gördüğümüz sürece Tekfen portföye katılabilir. Tekfen'le ilgili teknik tarafında söyleyeceklerim bu kadar. Temel tarafını inceledik, şirketin yapısını inceledik, takas bankını inceledik. Genel anlamda size kısa kısa da olsa önemli bilgiler vermeye çalıştım. Dostlar kanalımıza destek olmak adına abone olup bildirimleri açmayı sakın unutmayın. Pazartesi, çarşamba, cuma veya da haftada 4 gün canlı yayın yapmaya çalışıyorum. Bu canlı yayınların bildirimlerini hem Twitter tarafından veriyorum hem de ayrıca şurada hakkında tarafında ücretsiz Telegram sohbet kanalında veriyorum. Daha da önemlisi bir grubumuz daha var. Burada da katıl tarafına özel bir grubumuz var. Katıl tarafına özel grubumuz kapalı grup ve burada sadece borsa konuştuğumuz gruba giriş yapabiliyorsunuz. Oradan da hem canlı hem de haricinde yine hisse bilgileri falan vermeye çalışıyorum. Şimdilik anlatmak istediklerim bu kadar. Kendinize iyi bakın. Tekrar görüşmek üzere.